Herkese merhaba, Kahvehane'nin yeni bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bu bölümde kanala katıl abonelerimizden şampiyon Sevan Bayırlı'yı ağırlıyoruz. Neden şampiyon diyorum? Kanala katıl abonelerinde bildiğiniz üzere, bilmeyenler için de açmış olayım. 4x60 bir metot sahip. Giriş seviye kanala katıl aboneleri var, müdavim aboneleri var ve şampiyon aboneleri var. Destek paketleri olarak. Sevan da bizim ilk ve tek şampiyon üyemiz. Geçtiğimiz hafta ilk ve tek müdavim abonemiz olan Remziye'yi yayınlamıştık. Şimdi de Sevan'la muhabbet ediyor olacağız. Hoş geldin Sevan, nasılsın? Merhaba abi, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyidir, nasıl gidiyor? Çok güzel abi, keyifli bir şekilde devam ediyoruz. Yoğun bir şekilde zaten bir yandan akademik işlerim devam ediyor ben. Doktora yapıyorum biliyorsun. Bir yandan da ufak tefek böyle kahveyle alakalı süreçlerim devam ediyor. Keyifli, süper, güzel. İyi, seni görmek, güzel. Senin kanalında misafir olmak benim için de büyük bir gurur. Çok büyük bir keyif. Benim için de öyle. Doktora yapıyorum dedin. Şimdi insanlar doktora yapıyor deyince gereksiz böyle klişe bir espri oluyor, böyle doktor musun sen? Gibi. Seban gerçek doktor bu arada. Doktora yapıyorum deyince gerçekten tıp doktoru, hekim. Biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Kariyerinden bahseder misin? Kahve projelerin var, onlardan bahseder misin? Şöyle, ben dediğim gibi teşekkür ediyorum. Tıp doktoruyum normalde. Ve tıp eğitimimi İstanbul'da işte Bezmialem Üniversitesi'nde aldım. Onun ardından şu anda da doktora yapıyorum. Asıl alanım tıp, yani fizyoloji dediğimiz bir alan. Ve esas çalıştığım alan da beyin felci dediğimiz, inme hastalığı dediğimiz hastalık üzerine çalışmalarda bulunuyorum. Bu doktordaki özel alanı. Bu doktoranın içerisindeki özel alanım. Tabii ki dediğin gibi o terim çok karışıyor. Doktor ünvanı hem akademik için hem şey için, klinisyenler için de kullanıldığı için. Yani İngiliz yurt dışı literatüründe bu daha net oturtmuş. Yani MD, Medical Doctor ve PhD olarak geçiyor. MD PhD olarak ben hani bitirdiğim zaman o şekilde bir ünvan almış olacağım. Ama Türkiye'de dediği gibi doktor ünvanını herkes kullandı. Doktor yapanların doktor olduğu için her şey oldu. Esasında ben hani daha liseyle doktor Türkçe ile olmuş olacağım. Aynen, onun hakkını vermek adına o şekilde olmuş olacağım. Asıl işim bu. Asıl esasında uğraşı alanım bu. Kahve konusu, tabii Barista Doctor esasında diye bir marka, bir nick olarak insanlar beni görüyor. Sen de zaten son 1-1,5 yılı tanıştığımızdan beri çok sağ olasın abi, çok destek veriyorsun. Barista Doctor'ın hikayesi şu aslında. Ben üniversitede öğrenciyken 2016'da ilk ben kahve sunumunu böyle bir yaptım ve bir abim dediğim birinin destekleriyle ya git bir şeyler yap, farklı bir şeyler yap deyip sonra ben kahveyle böyle bir keşfetmem, bir atölyeye katılmam. Sonrasında da ya gel bunları bizlere anlat diye yine teşvik etmesiyle ilk bir kahve sunumumu o şekilde başladı. Hiç unutmuyorum tabii, o da böyle 7-8 gün çalıştığımı, böyle 1 saat 1,5 saat bir lise öğrenci grubuydu ve bombardıman bilgi şeyini tutup çocuklar böyle artık ağlıyordu abi yeter falan gibi. Keyifli bir anıydı benim için, yani en azından benim için, çocuklar için de öyle olduğunu umuyorum. Onun ardına böyle devam eden bir süreç oldu aslında Barista Doctor. Barista Doctor'da şu var, tabii artık bir resmileşme sürecine evrildi, yani artık resmi bir marka Barista Doctor. Ama dediğim gibi bu mesela 8 yıllık bir hikaye, beni yani hep yolun olduğum bir hikaye. Böyle bir şeyler anlatmayı zaten hep seven bir yapım vardı ve sonrasında da kahve böyle ilk bir sunum yaptıktan sonra ya neden olmasın, neden insanlara kahve yapmayayım gibi bir fikir oluştu. Başta birkaç böyle teorik sunumlardan sonra artık küçük bir demleme ekipmanı aldık. Bunlar hep tabii belli yıllar aralıklarla yavaş yavaş. 2017'de ben ilk bir aeropres alarak başladım. Onun ardına böyle çevremdeki insanlara kahve demlemeye devam ettim o dönemde. Sonra yeni yeni kahveler görmeye, keşfetmeye işte o zaman senin de içinde bulunduğun hani kronotrop dönemi onları... Sen o zamandan tabii. Tabii ben hani o dönemler sizi getirdiğiniz alıyordum, deneyimliyordum. Çok yoğun bir tüketici değildim. Sana hala da ne kadar yoğun bir tüketici olduğum tartışılır. Biraz daha az olsun ama öz olsun, kıymetli ve güzel kahveler içeyim tarafındayım. Ama hep o zamandan beri hep sunumlarımda deniyordum. Ve birçok şeyde de bir sunum şekli, yani sunum gibi bir çevremde hocalarımı, arkadaşlarımı alıp anlatıp küçük şöyle tadımlar yaptığımız birlikte bir süreçti. Sonrasında tabii 2018'de ben SCA sertifikası aldım. Çünkü baktım hani ilerliyor, en azından onu görmek adına, nasıl işlediğini öğrenmek adına sertifikamı aldım. Sertifikayı aldıktan sonra da tabii ki sertifika almış olmak, bu mesleği sahip olmak ya da mesleki yapıyor olmak anlamına gelmiyor. Bu bir zanaat.
birçok şeyde olduğu gibi tecrübe olmadan olmuyor ama benim için hem insanların bana bakış açısını değiştiren önemli bir unsur oldu. Benim de kendime bir güvenim geldi. Ya bak ben insanlara artık bunu anlatabilirim, daha da kullanabilirim gibi. Sonrasında da sana süreç daha da hızlandı. Artık kongrelerde, etkinliklerde, işte klinikte, ana bilim dallarında sunumlarla geçen takribi bu periyotta da toplamda 50'den fazla sunumun olduğu, yüzlerce insanla bir şekilde temas ettiğim, yerli yabancı, yani uluslararası şey hocalara vesaire de sunumlar yaptım. O şekilde gerçekleşen, bazen amaç, bazen araç olan benim için böyle keyifli bir uğraş alanı ve en sonunda da artık son bir yıldır da, 1,5 yıldır da diyeyim hatta, tabii sizlerle de tanıştıktan sonra, sizlerin de destekleriyle de biraz esasında böyle ya artık bunun adını koyalım, bu artık bir şey olsun. Çünkü talepler evet, var, şeyler var. Artık sevgiliyiz diye bir açıklama koyduk yani, koyalım derken öyle bir söyledin ki. Aynen. Bahsettiği şey Barista Doctor. Barista Doctor tabii ki. Yani Barista Doctor bir aslında doğal sürecin ürünü gibi olmuş. Bir doğal sürecin ürünü. Yani illa bir şey olsun diye değil. Zamanda Barista Doctor diye bir isim yoktu aslında. Sadece ilk şey yani Instagram'daki Nick'in o da yani. 2022'nin başında öyle aldığım bir şey. Yani üzerine böyle bir marka olsun, bu ileri yürüsün değil. Ha olabilitesini düşünüyordum ama amacım o değildi. O yüzden zaten keyifli olan tarafı da o abi. Yani kendi başına gelişti. Adım adım şey oldu. Bir hırsın ürünü değil, bir şeyin ürünü değil. Yani bir şeyi yok. Birçok zaten yaptığım sunumların çok büyük çoğunluğu herhangi bir non-profit, yani herhangi bir beklentisi olmayan sunumlar. Birçok kendim karşıladığım sunumlar. O yüzden de keyifli zaten. Hani benim için de ileride tabii ne olur bilmiyorum ama bir nebze de böyle korkutan tarafta çok ticarileşirse o değerini kaybeder mi şeyi de var yani içten içe. Ama aynı korku Haşim'de de var. Aynen şu anda buradayız. O yüzden yani bazen doğal gelişiyorsa hedeflemediğim bir şeyse bile onu kabullenip güzel bir şeye dönüştürmek çok önemli aslında. Aynen. Kesinlikle. Barista Doctor'da sen peki böyle atölyeler yaptığını söyledin. Temelde Barista Doctor markasını bize tam anlamıyla baştan sona bir marka olarak anlatsan, kurumsal gibi düşünüp baştan sona nedir bu marka? Bu markanın yaptığı olay şu aslında, dediğim gibi temel benim odaklandığım nokta kahve 101 diyebileceğimiz, kahveyi az çok bilen, tüketen ama daha böyle bilgi sahibi olmak isteyen insanlara genel olarak bir kahve nedir'i anlattığım, kahve nedir cümlesiyle başlayarak gelen tarihi, kültürü, belli metotların üzerine bilgilendirme yaptım. Ardına da bir manuel demleme metoduyla demlemeler yaptım. Bir atölye konseptinin olduğu bir yapı. Ve esas ürünü de bu aslında. Yani bir direkt bir kahve tedariği ya da bir şeyden ziyade esas pazarladığım nokta bir deneyim. Dediğim gibi hani bu birçok kişinin ayağına da gittiğim için yani kongrede ya da kliniklerde ana bilim dallarına gidip hocalara bakın ben bunu yapıyorum, ekipmanlarımı götürüp anlatım yapıp, tabii o zamana göre değişiyor, beklentiye göre de değişiyor. Daha rahat bir zaman olursa bu süreç 2-2,5 saati de bulabiliyor bir atölye konsepti. Daha dar bir şeyse tüm bir saat içerisinde yapıp bitirecek şekilde de olabiliyor. Ona göre zaten esneklik sağlıyorum. O şekilde deneyimletmeye çalışıyorum. Çünkü asıl misyonum da şu aslında. Maalesef genel toplum nezdinde tabii ki yavaş yavaş kırılmaya başladı belki bu ama hep işte kahve özelinde tek tip bir tattan sadece acı bir lezzet olduğunu zannediyor insanlar. Esasında benim orada kırmaya çalıştığım unsur bakın kahve tek tip tattan ibaret bir içecek değil. Kahve çok geniş bir skala. Evet bu tadı da barındıran bir skala ama çok daha farklı tatlar var. O yüzden hani bunları bakın deneyin görün. Sana vermek istediğim mesaj o. Ve deneyimleyin. Ha yine denediniz, yine sevmeyebilirsiniz. Problem yok. Hani evet kahve size göre olmayabilir ama sadece kodladığınız ve yanlış demlenen muhtemelen yanlış metotlarla yapılan bir kahveyi acı bir kahve olarak değerlendirip ve kahve acıdır diye nitelendirmeyin. Yani bu ön yargıyı yıkmak aslında. En çok yapmaya çalıştığım, nispeten de başarılı olduğum şey bu esasında. Çünkü hani böyle ben öncesinde çok kahve tüketmeyen ya da daha bilinçli tüketmeyen diyeyim insanlara böyle sunum yaptıktan sonra ya evet ya farklı bir dünyayla tanıştırdın falan diyen çok oluyor. Bizi çok zarara soktu, senin yüzünden artık kötü kahve içemiyoruz diyen insanlar da çok oluyor. Bunlar bir tür keyifli oluyor yani insanlar açısından. Ama misyonum o yani aslında kendime edindiğim ve insanlara dokunmuş olmak esasında en çok keyif veren unsur da o. Tıp camiasında yapıyorsun bu atölyeyi. Tabii meslekten kaynaklı, iletişimde olduğum insanlardan kaynaklı orada daha çok ama birçok farklı şeylere de yaptım yani esasında. Yani atölyeden konuştuk hep ama aynı zamanda bir servis süreci de var Barista Doctor'ın.
Çeşitli kahve kitleri gibi yapıyorsun aslında. Aynen, o da oldu. Onu da daha çok tabii kendi okulumda daha çok orada denemiştim, yapmıştım. Oranın etkinlikleri, bizim alemdeki etkinliklerde yaptım. Dediğim gibi hani orada da gün boyu 300-500 kişilik vesaire. Yine filtre ağırlıklı. Hani aldığım eğitim esasında barista skills olsa da daha çok esasında ben manuel demlemeciyim. Hani V6'i demliyorum. İşte şu anda etkin demliyorum ve yani bunun üzerine devam eden bir süreç oluyor. O konuda da hatta herkesin huzurunda sana tekrar teşekkür ederim. Yani çok kıymetliydi o ya, Mayıs'ta bir etkinlikte. 1000 bardak civa, 70 litre falan bir kahve demledik bayağı beraber. Bayağı bir kahve demledik ve bayağı alerjik bir ortamdı. Bayağı kötü bir ortama benim için katlandın. Yani polen fırtınası. Polen fırtınası, kötü bir müzik maalesef. Orkun abi zevkten dört köşe. Ama yani çok büyük bir incelikti ve çok büyük bir kıymetti. Eyvallah. Tekrardan sağ teşekkür sağ ederim sağ herkesin sağ huzurunda abi sana. Sağ olasın. Ben aşağı açıklamalara Barista Doctor'ın Instagram hesabının linkini bırakıyor olacağım arkadaşlar. Sizin de böyle bir atölye, herhangi bir kahve catering ile alakalı talebiniz de olursa Sevran'a yazabilirsiniz. Böyle kurumsal etkinlikler, atölyeler için. Bizim yollarımız seninle ne zaman nasıl kesişti? Ben hatırlıyor gibiyim biraz. Böyle ismin geçiyordu. Globalista tarafında daha çok duyuyordum seni. İlk Emir'den duyuyordum biraz. Evet. Sonra tanışıklık süreci geçen sene ICF'de böyle paldır küldür oldu. Evet. Ama güzel de oldu, ben sevdim yani. Eyvallah abi, eyvallah. Nasıl oldu senin tarafında? Ya şöyle, esasında işte Emir'le başladı. Çünkü biz Emir'le ben çok eskiden yani Alanya'dan tanışıyorum. Ve onunla Alanya gittiğimde, Alanyalıyım aslında. Ve oraya gittiğimde hep kahveler götürüyorum. O da orada bir yerde çalışıyordu ve güzel kahveler içiyorduk. Böyle ben götürmeye çalışıyordum, deniyorduk. Hatta en iyi içtiğim kahvelerden biri olarak hala nitelendirdiğim şey vardı. Gardelli'nin Muzungu projekti, onu götürmüştüm. Bizim öyle bir onunla sürecimiz başlamıştı ve sonra kopmuştuk o İstanbul'a geldiğinde. Geçen sene Mayıs'ta Cafex'teyken işte Emir oradaydı, sizin standta çalışıyordu Globalista tarafında. Sonrasında orada biz tanıştık. O dedi abi gel hani demleme yap falan derken ben orada artık yardım etme yani şey yaptım. Biraz da ihtiyaç olan bir süreç oldu şansa ki. Sonra iki gün boyunca biz orada yardım ettim. Sen o gün o iki gün yokmuşsun, İzmir'deymişsin. O yüzden Ergin abiyle ve Yiğit Bey'le tanışmış olduk. Seyban diye bir arkadaş var, yardım etti sağ olsun diye hep böyle gibi. Bir grupta yazışmalarda ismin geliyordu. Aynen. Yani. Yaz boyu da esasında bir türlü buluşmayı sağlayamadık. Dediğim gibi ICF'ye kadar. ICF'de de hani ben çok zaten katılmak istiyordum. Sağ olun hani bana o fırsatı sundunuz. Ve ondan sonra biz orada seninle tanışmış olduk abi. Yani o da benim için esasında sizinle hani tanışmak, önceden zaten devam eden, arada duraksayan süreci esasında çok daha hızlandırmış oldu. Hani çok daha keyifli bir süreç oldu. Ama ya şunu çok net söyleyebilirim. Çok samimiyetle söyleyebilirim. Bugün mesela Tenas'ın o elini çıklatıp da kahve bugün ortadan kalksa hani bizim seninle gerek Ergin abiyle olan hani dostluğumuzun daha böyle baki kalacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü en büyük kazancım odur yani, hani kahveden daha büyük bir şeyimiz var esasında. Onu oluşturmuş olduk bence bu süreç içerisinde, o çok kıymetli benim adıma. Ama hani kahvede bunun önemli bir unsuru oldu, yani o şekilde de devam ediyoruz yani. Esas sürecimiz de oradan başladı. Ne güzel. Peki benim biraz daha işin reklam tarafına geleyim. YouTube'daki tek şampiyon abonesin. Evet. Şampiyon abone olarak neler yaşıyorsun mesela? Belirli sunum kıstaslar var. Bu geçen Remzi'ye ile de yayın yaptığımda söyledim. Remzi'ye de çok enteresan bir durum oldu. Remzi'ye kanala katıl abonesi olduktan 2 ay sonra da burada barista olarak evet. başladı. Şimdi iki tarafta da ben işte diyorum ki müdavim abonelerine bu hizmetleri sunuyorum. İşte şampiyon abonelerine bu hizmetleri sunuyorum. Orada da işte örnek veriyorum. Özel video diyorum Remziye'nin müdavim tarafına. Ama Remziye burada barista olduktan sonra aslında bizim işte ne bileyim yarışma hazırlıklarımız, işte bar içerisindeki eğitim tempo, bilgi birikimi, bilgi paylaşımı sürecimiz falan aslında tam anlamıyla buna oturuyor konsept evet. olarak. Sende de şampiyon abonelere ben hani yazdığımı biliyorum işte kişiye özel işte Zoom atölyeleri falan böyle karşılıklı birebir yarı danışmanlık tarzında diyebileceğimiz görüşmeler yapacağız dedik. Ama biz seninle arkadaş olunca da örnek veriyorum sen bize geliyorsun ben size geliyorum Aynen. falan. Herhangi bir fikirleşme olduğu zaman zaten teknik detay konuşuyoruz açık açık. Aynen. Yani böyle çok garip ama doğal bir sürece yayıldı benim ikiniz tarafında da böyle. Sen neler gördün, neler değişti hayatında böyle destek sağlayarak bizim. Ya şöyle abi hani birçok
içerik üreticisi var. Bu alanda bir şeyler yapan çok kıymetli insanlar var. Hani Türk nitelikli kahve camiasında. Zaten seninle de hani tanıştıktan sonra, tanışmadan önce de zaten takip ediyordum. 2018 ya da 19'u konuşmuştuk. Senin şampiyonanı, ilk böyle o ödül törenini falan izlediğimi söylemiştim. İlk orada gördüğümü söylemiştim. 2018'di galiba. Yani üçüncü olduğun yanlış hatırlamıyorum. 2019 şampiyonası olması lazım. Şimdi ama hep senin yani yaklaşımın daha böyle teknik olarak, detaycı olarak bir yaklaşım sunman, daha böyle entelektüel bir bakış açısıyla bu işe girişmen, hani daha böyle süreci detayla katmanlandırarak, detaylandırarak girmen, bu hep zaten benim dikkatimi çekiyordu abi. Yaptığın içeriklerde, sosyalde, YouTube'da vesaire. O yüzden de zaten hani tanıştıkça ettikçe de yani ben de hani bunun devam etmesi, çünkü ben değilim bir içerik üreticisi ama insanları biliyorum. Yani bu süreçler ciddi emek isteyen ve o yüzden belli şekilde motivasyon gerektiren süreçler. O yüzden daha yani ben de en azından elimden geldiğince bu sürece hani motive edeyim. Yani bu destekte bulunayım. Hani ikinci, üçüncü oradan sağlanacak şeyler çok fazla şey değildi. Yani ilk etapta aklıma yani gelen bir süreç değildi. Bir ara işte böyle YouTuber furyası çıkınca herkes çok çılgın paralar kazandığı düşünüyordu ama hele benim gibi küçük üreticiler falan ödediği vergiyle falan parayı çıktığınızda zaten sadece aslında videoları YouTube algoritmasında öne çıkaramadığım için öne çıksın diye biraz reklam pompalayabildiğim bir para bütçesi haline geliyor. Kesinlikle. Yani o anlamda şu açıdan kıymetli aslında kanala katıl abonelerin destekleri, benim tarafımda açıklayacak olursam. Bu tarz videoların algoritmayı kıramadığım için birilerine duyurma bazında ve özellikle kahve sever insanlara ulaştırıyor hakikaten bu. YouTube'un algoritma dışı reklam çalışması direkt takipçi odaklı bir abonelik çıkarttığın zaman özellikle direkt ilgilenenlerin önüne çıkarıyor. Videon yine çok izlenmiyor, para kazandıracak bir hale gelmiyor ama en azından gerçekten seni göremeyen, algoritma sebebiyle seni göremeyen kahve severlerin önüne çıkartmaya başlıyor videoları. O açıdan gerçekten kanala katıl abonelerin benim nezdimde çok ciddi kıymeti var. Senin abonelik paketinde bir işte böyle bahsettiğimiz birebir atölye dedik. Bunları buluşuruz zaten, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Ya fikir paylaşımı olması gerekiyor atölyeyle ilgili vesaire falan. Bu tarz destekleşmelerimiz o öyle çözüyor. Bir de dedik ki şampiyonlara işte kafein kültüre gelen numuneler gelecek. Aynen. Bunlar sana geliyor işte hediye kahve falan gibi. Aynen, teşekkür şimdi, ediyorum. Şimdi söyler mi söylemez mi ben bilmiyorum ama benim bir hediye ettiğim lap alma seti 1,5 yılı falan gördü Sevban'la. Yani bayat lap alma şansına kavuştuk beraber. Geçen de sana biraz lap alma numune de getirmiştim gelen numunelerden. Onların da 6 ay olmasını bekliyorum. Kaç sene yıllandıracaksın? Yani ben yıllandırmış kahve konusunda biraz daha şey yapıyorum diyeyim. Evet, geçen seneki lap almalar biraz uzun sürdü tüketmem, haklısın abi. Hayır öyle şey yani minik minik kahveler, evet. Çok bol kahven olsa bile keyif kahvesi olduğu için aç bir tane demle dersin adam dokunmamış. Doğru yani kıyamadım abi, o kadar kıymetli olunca. Yani en sonkileri de işte yeni yeni tüketeceğim abi, tam ideal benim için. İçim şeyine gelmeye başladı. Çok iyi. Yani kesinlikle zaten öncesinde de belli şeyler de vermiştin. İşte bir Costa Rica vermiştin bir yılbaşı döneminde, onu hatırlıyorum. Yeni birkaç tane Costa Rica kahvesi daha var, onları getirecektim sana da. Allah biraz daha yılı yılı geçsin. Getirmeyeyim, kahvesi çoktur şimdi. Yani dediğin gibi zaten hani ben özellikle danışmanlık diyebileceğin konuda işte bir gün hatta çok yani sağ olasın. Kendi sunumumla alakalı bir şeylere takılmıştım. Zaten yaptığım sunumu hani nasıl güzelleştirebilirim diye işte bir gün abi konuşalım dedik. Hemen şey yaptık. Ertesi gün evine geldim. Akşam beraber baktık, üzerinden geçtik. Ya şu olabilir, bu olabilir. Çünkü şey çok kıymetliydi abi. Hani hem Barista Doctor'ın o bir resmileşme, markalaşma sürecinde de işte logo vesaire bir şeyler oluşturduk. Hemen sen çok küçük bir dokunuş yaptın. Dedin ya işte bunun dışında mesela bak bir çerçeveyi al. O işte daha şey yapar. Mesela çok küçük bir dokunuştu ama hakikaten sonra görünce o çok kıymetli olduğunu anladım. Çünkü deneyim ve tecrübenin getirdiği bir şey bu. O yüzden yani o tarz dokunuşları hep zaten yapıyordun. Yani bu süreçte de zaten daha da fazla yapmaya başlamış gibi olduk esasında. O yüzden dediğin gibi bir de numune kahve konusunda da önceden getirdin. Hani hala şey yapıyoruz, beraber deniyoruz. Hemen arada yıllandırıyorum ama tekrardan yine en azından tüketiyoruz. Lap alma cold brew yapacağız ama o en son kalan bir lap almam var. Haberin olsun abi. Hani çok
görülmemiş bir şey deneyebiliriz. Laf almayı kol bloğu yaparak. Bakalım nasıl bir performans alırız bilmiyorum. Ama yani ben bu üye olmaktan, abone olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Çünkü abi ürettiğin senin değerler de bizim için çok değerli. Yani çok kıymetli. Bir çünkü kütüphane oluşturuyorsun orada. Yani bir insan birine de tavsiye ettiğinde ya da kendimize bir şeyde kalsak geriye yönelik hemen dönüp hani şöyle bir video vardı. Yani ne varmış? İşte metotları sunduğun, demlemeleri, örnek reçeteleri sunduğun şeyler. Hakeza her kendi getirdiğin kahveyi orada ayrı ayrı videolarını çekmen. Hani bunlar çok kıymetli değerler. Ki insanların o gerçekten arkasındaki hikayeyi görebilmesi. Çünkü hikaye çok önemsediğim bir şey benim de. Ne kadar onu anlatırsan, insanlar ne kadar onun farkına varırsa esasında tüketirken ki bence aldıkları haz ve lezzet de artacaktır. O hikayeyi bilerek tüketmek. Yani La Palma zaten bir hikayeleştirmenin en güzel örneklerinden biri bence. İşin teknik boyutu ve şeyinin de yanında. O yüzden yani yaptığı şeyler çok kıymetli abi. Nitekli kahve camiası için özellikle. Yani ben de tabii şahsım adına hani bunu konuşabilirim. Elimden geldiğince bir desteği verim anlamında da. En büyük destekçim sensin Ertuğrul. Eyvallah. Zaten. Eyvallah. Zaten inşallah yani olağanüstü bir durum Şampiyonluk olmasa da. Şampiyonluk kupasını kaptırmadın daha bak kimse. Festivalde de birlikte olacağız inşallah zaten. İstanbul Kahve Festivali'nde Seban'la tanışmak isterseniz geçen sene de İstanbul'da destek vermişti bize. Bu sene de barista daktil tabelasıyla destek veriyor olacak. Direkt misafir barista konseptinde de çıkacak. Teşekkür ediyorum. Bu da çok kıymetli benim için. Çok sağ ol abi. Bizim için de çok keyifli, güzel oluyor zaten. İşbirliği yaptığımız arkadaşlarımızla, dost firmalarla böyle misafir barista konseptinde, festivalde de çıkıyor olmak. Kendisiyle tanışmak isterseniz de İstanbul Kahve Festivali'ne geliyorsanız standa bekliyoruz sizleri de. Video buraya kadardı. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum sana. Muhabbetin için ayrı teşekkür ederim. Destekler için. Ayrı teşekkür ederim. Benim için sana. Çok büyük bir keyif. Ben de ilk defa böyle bir YouTube'da videoda bulunuyorum. O yüzden çok yani seninle bunu ilk yapmak da çok kıymetli benim aynen, adıma. Çok keyifliydi, çok kıymetliydi. O yüzden umuyorum izleyenler de aynı keyfi, bizim burada yaşadığımız bu şeyi onlar da görmüş olur inşallah. Siz de kanala katıl abonesi olmak isterseniz kanala katıl butonuna basıp paketleri inceleyebilir, detaylı olarak videosunu izleyebilir ve eğer kanala destek olmak istiyorsanız da bu yolla destek olabilirsiniz. Ayrıyeten abone değilsiniz. Abone olup kahve severlerle de bu kahve videolarını paylaşırsanız yine kanala destek olmuş olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.